Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Temmuz ayı burç tarot yorum videolarıyla devam ediyoruz ve Kova burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu cumartesi veya pazar günü saat 9 sıralarında yaptığım sizlerden gelen soruları cevaplandırdığım soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bakalım Kova burcunun Temmuz ayında hangi enerjiler çevrilecek arkadaşlar? Hangi enerjiler içinde olacaksınız? Önünüze çıkan fırsatlar veya uyarılar neler olacak ki? Tabii ki önemli olan siz bu fırsatları yakalayabilecek misiniz? Uyarıları dikkate alabilecek misiniz? Enerji kehanet destesinden 3 tane kart seçiyorum. Evet, aldık. Kaygı. Zafer ve topluluk. Evet arkadaşlar. Burada arka arkaya gelen kartları direkt şu şekilde yorumlayabiliriz. Kaygı duyduğunuz her ne konu varsa bu konuyla ilgili zafer kazanabilirsiniz. Bu enerjiler içinde olacaksınız. Temmuz ayına kadar kaygılandığınız, endişelendiğiniz, olacak olmayacak ya da kötü mü olacak dediğiniz her ne varsa Temmuz ayı size bu konuda zafer kazanma fırsatını sunuyor ve bu zaferi kazandıktan sonra kutlama, sevdiklerinizle beraber bir araya gelip bu zaferi kutlama durumunuz söz konusu olabilir dedi kartlarımız. Devam edelim. Kova burcunun Temmuz ayında iş, kariyer, maddiyat, kariyerle ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. On tane kart seçeceğiz arkadaşlar. Güzel, güç, kuvvet kazanacağınız bir dönem. Ama bu güç kuvvet kazandığınız dönemde özellikle maddi harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Unutmuş olabileceğiniz ödemeler olabilir. Üst üste gelen ödemeler karşısında biraz kapana kısılmış hissedebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmanız lazım. Birilerinden maddi anlamda yardım istemeniz gerekiyor. Özellikle arkadaşlar kendinizi çok güçlü, kuvvetli hissediyor ve kimseden bugüne kadar ben yardım istemedim diyen Kova burcundaki arkadaşlarım Temmuz ayında evet birilerinden bu sıkıntıdan kurtulmak için yardım istemeniz gerektiği konusunda bir uyarı var diyebilirim. İkinci haftaya başlarken iş teklifleri alabilirsiniz. Bir kısmınız zaten iş haberleri bekliyor olabilir, iş başvurusu yapmış olabilir. Bunların sonuçlarını evde bekliyor olabilirsiniz. Temmuz ayının ikinci haftası bu haberler size gelecek. Bu konuyla istedikleriniz sizin artık kucağınızda diyebilirim. Maddi konularda istediğiniz sonuçları alacaksınız. Bir kısmınız ise şimdiye kadar ben çok çabaladım, çok emek verdim bu iş için, bu kariyer için veya eğitim için saçımı süpürge ettim diyenleriniz varsa evet Temmuz ayı ikinci haftası bu emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Gelirinizin artması söz konusu, bir maaş zammı olabilir, ikramiye olabilir. Bir kısmınız içinse maddi konularda beklenmedik bir yerden para gelme durumu söz konusu. Bazı Kova burcundaki arkadaşlarım miraslık konularla ilgili konuşmalar yapabilir. Gündeme miras konuları gelebilir. Joker kartıyla beraber 3. haftaya başlıyoruz ve daha önce hiç yapmadığınız bir meslekle ilgili çalışma yapma durumunuz söz konusu olabilir. Ama gerçekten bu sizi heyecanlandıracak ve mutlu edecek bir durum. İş yerinde sıkıntı yaşayan sevgili Kova burcundaki arkadaşlarım ise biraz daha sabır dedi. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Sabrederseniz
iş yerinizdeki kariyerinizin sağlamlaşacağını, maddi sıkıntılarınızın biteceğinin habercisi. Bu maddi sıkıntılardan dolayı veya bazen size arkadaşlar gelecek endişesinden dolayı kendimizi çok sıkarız. İşte cimrilik yapma durumuna kadar varabiliriz. Bu konuda harcama ile ilgili harcamayı reddetme durumlarıyla karşı karşıya gelebiliriz. Diyeceksiniz ki Refi Hanım, durum ekonomi ortada, para yok ki harcayalım veya bazen gerçekten yapmamız gereken harcamaları da kısıyor olabiliriz. Burada tılsım dörtlüsü bunu anlatır biraz da. Alma verme dengesini biraz serbest bırakmanız gereken bir dönem. İkili ortaklık durumları söz konusu olabilir ayın sonunda. Bu ikili ortaklığı arkadaşlar sanki böyle siz çok da nasıl diyeyim, pozitif bakmıyorsunuz sanki. Biraz sanki itelenme gibi bir durum. Aslında sizin için güzel olacak bir durum. Sonu ferah olacak. Olumlu olacak bir durum ama siz bu konuda çok isteksizsiniz. Yani pek de istekli değilsiniz. Bir kısmınız için evet, bu ortaklıkla ilgili isteksizlik durumunu söz konusuyken bir kısmınız ise çalıştığı iş yerinde bir isteksizlik ve tembellik durumu var. Bu bir uyarı kartıdır oradaki arkadaşlarım için. Neden? Silkelenmeli ve kendinize gelmelisiniz der. Yoksa işle ilgili iş kaybı durumlarına kadar varacak bir duruma sebep olabilirsiniz. Toparlayacak olursak, ben kendi ayaklarımın üstünde dururum, kimseden yardım istemem diyen sevgili Kova burcundaki arkadaşlarım. Ayın başında biraz maddi konularda kapana kısılmış hissedebilirsiniz. Birisinden yardım istemeniz gerektiği ile ilgili bir uyarı var. İş başvurusu yapan sevgili Kova burcundaki arkadaşlarım ayın ikinci haftasıyla beraber güzel haberlerini alıyorlar ve ikinci haftada yine gerçekten işi, kariyeri, eğitimi ile ilgili bugüne kadar çok çalışmış, emek vermiş Kova burcundaki arkadaşlarım istedikleri amaca ulaşacaklar ve emeklerinin karşılığını alacaklar. Bazı arkadaşlarımız için ise daha önce hiç çalışmadıkları bir meslekle ilgili çalışma yapabilirler. Ama gerçekten bu onları heyecanlandıracak ve mutlu edecek bir meslek dedi. Bir kısım arkadaşlarımız iş yerinde zorluk çekiyor olabilir, sıkıntı yaşıyor olabilir. Sabretmeniz gerektiğini, sabırdan sonunda selamete ulaşacağınız görülüyor. Harcama ile ilgili bir türlü kendine harcama yapamayan arkadaşlarımız için alma verme dengesini artık sağlamanız gerekiyor. İkili ortaklık durumları ay sonunda söz konusu. Bu biraz sizi pek böyle heyecanlandırmamış gibi geliyor. Ama ortaklığın sonu güzel görünüyor. İsterseniz bir daha düşünün, iki kere üç kere düşünün. İşiyle ilgili isteksizlik yaşayan arkadaşlarımsa silkelenmeli ve işine dört elle sarılmalı dedik. Şimdi sevgili Kova burcundaki arkadaşlarımın Temmuz ayında aşkla ilgili olası yaşayacakları nelermiş? Yani ne diyeyim sevgili kovalar, Allah yardımcınız olsun. Bakalım. Şimdi bir kısım kova hayatında hiç kimse olmayan sevgili Kova burcundaki arkadaşlarımız için şöyle baktığımızda, evet, hayatınızda genç, dinamik, azimli, cesur, güçlü, akıllı, kuvvetli, hırslı,
fevri birisi hayatınıza girebilir ve çabuk bir gelme durumu söz konusu. Yani burada Kılıç Prensi böyle hızlı hareket eden birisini anlatıyor. Değişkendir, böyle biraz hazır cevaptır. Ani kararlar veren, bir kısmımız için esmer diyebileceğimiz birisi. Ayrıca burç olarak baktığımızda terazi, kova, ikizler burcundan olma ihtimali var bu kişinin. Evet, böyle birisi böyle bir Temmuz ayında kalbinde gönlünde hiç böyle birisi yatmayan sevgili kova burcundaki arkadaşlarımıza hızlı bir giriş yapabilir. Evet, giriş yapacak da ne olacak dersek. Bu kişi arkadaşlar özellikle sizin blokajlarınızdan da kaynaklı olabilir. Evet, hızlı bir giriş yapacak, size böyle büyük vaatlerde bulunabilir. Ama böyle sanki vaatlerini yerine getiremeyecek. Yani bir de şöyle bir şey var. Temmuz ayında evet bu kişi sizin hayatınıza girecek ama sizin geçmişten getirdiğiniz ikili ilişkilere dair negatif bakış açınız, negatif blokajlarınız ve bilinçaltı kodlarınız yüzünden çok da böyle olumlu bakmadığınız için Temmuz ayı inişli çıkışlı geçebilir. Böyle bir geri çekilme durumları, tekrar bir birbirinizi anlama, birbirinizi ölçmeyle geçecek bir dönem diyebilirim Temmuz ayı. Burada özellikle bir kısmınız için aile sorunları da söz konusu. Dediğim gibi Temmuz ayında evet yalnız olan Kova burcundaki arkadaşlarımın hayatına birisi girecek görülüyor. Ama Temmuz ayı her böyle şeyde olabilir arkadaşlar, yeni tanışmalarda. Bence toz pembe gideceğine ilk dönem birbirini anlama, tanıma, böyle bir geri çekilme durumları daha mantıklı. Çünkü benim aklıma şey daha böyle abes geliyor. İşte seni seviyorum daha bismillah ikinci kez görmüşsün. Seni seviyorum şöyle yapalım evlenelim böyle yapalım. O daha abes bence. Daha karşındaki kişiyi hiç tanımıyorsun etmiyorsun. Bismillah bu ne? Yani o yüzden burada biraz evet gelmeler gitmeler söz konusu ama Temmuz ayı sizin birbirinizi tanıma ayınız. Birbirinizi yoklama. Ya bu konuda ne düşünüyor ya da o nasıl düşünüyor gibisine kişiliğinizi anlama, birbirinizi tanıma dönemi diyebilirim sevgili arkadaşlar. Birbirinizin fikirleri birbirinden çok farklı mı, değil mi? Aileleriniz nasıldır? Yetiştiriliş tarzınız nedir? Sevgiye bakış açınız nasıldır? Bunlarla ilgili bir dönem diye gözüküyor sevgili Kova burcundaki arkadaşlarım için. Gelelim diğer aklında birisi olan veya böyle ilişkisi olan sevgili kovalar. Öncelikle burada evli olan Kova burcundaki arkadaşlarıma şöyle aşk hayatına baktığımda bir kısmınız gerçekten evliliğinizde çok sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bu evliliği ben taşıyorum. Bütün yükü benim üzerimde. Ben işte yokluk da çektim, yoksulluk da çektim. Tek istediğim şey biraz sevgiydi. Sevginin ifade edilmesiydi. Karşınızdaki eşinizden bunu duymamış olabilirsiniz. Bundan dolayı bir yorgunluk durumları söz konusu olabilir. Gerçekten çocuklarınız için bazı şeylere katlandığınız gibi eşinizi de sevdiğiniz için bir şeylere katlandığınız söz konusu. Burada kartlarım diyor ki evet biraz inişli çıkışlı durumlar söz konusu ama bu dönemde Temmuz ayında kendinize zaman ayıracağınız ve aile sorunlarınızı şifalandıracağınız bir dönem, bir fırsat var Temmuz ayında. Yani bu sıkıntılı evliliğinizi daha sağlıklı hale nasıl getirebilirsiniz? Bunun öğreneceğiniz, bununla ilgili belki önünüze fırsatlar çıkabilir. Evet, ilişkisi olan sevgili Kova burcundaki arkadaşlarım, özellikle adını koyamadığınız bir durum içerisindeyseniz, partner gelecek ve diyecek ki yeni bir sayfa açalım, haydi. Şimdi buradaki partnerlerden birisi veya ikinizin de çocukları olabilir. Çocuklarla ilgili daha önceden bahaneler sunulmuş olabilir veya Temmuz ayında çocuklarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Tabii ki hepiniz için geçerli değil. Detay olarak veriyorum arkadaşlar.
Burada gerçekten partner böyle yorulmuş. Şimdiye kadar beni hayat çok yordu ya da önceki ilişkilerim çok yordu tavrıyla size gelen birisi bana ikinci şansı ver diyor. Gerçekten ben senle sensizken senin yokluğunu çok hissettim, özledim diyen. Ama şöyle de bir şey var. Özledim diyor ama mesela burada bir geri çekilme durumu var. Çünkü siz ondan duygularını ifade etmesini bekliyorsunuz. Bu konuda bir fikir ayrılıkları söz konusu. Yani aynı pencereden bakamıyorsunuz sanki ikili ilişkilerde. Bir kısmınız içinse burada yine o çocuk meselesi olabilir veya eski eş, eski partnerle ilgili bir şey olabilir veya aileden birisinin bir müdahalesi söz konusu olabilir. Bu yüzden bir şifa söz konusu arkadaşlar. Mutlaka Kova burcundaki arkadaşlarım ilişkilerini ikili ilişkilerle ilgili sevgi aşka dair konuları şifalandırması gerekiyor. Kendine zaman ayırması gerekiyor. Evet, genel olarak baktığımızda Kova burcunun böyle inişli çıkışlı durumları söz konusu aşka dair. Geldik Temmuz ayı dilek kartlarımıza. Hadi bakalım. 3 derin nefes alıyoruz. Dileğimizi tutuyoruz. Kartlardan birini seçiyoruz. Veya arkadaşlar 3 farklı dilek tutup ona göre kartlarımızı seçebiliriz. Birinci kartım, ikinci kartım, üçüncü kartım. Tekrar birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart. Seçemeyen arkadaşlarımız videoyu durdurduktan sonra seçip videoya devam edebilirler. Ben hemen birinci kartımızla başlıyorum. Sinek kartı geldi. Zıtlıkların bitişi, depresyonun geçişi. Depresyondan uyanma diyebiliriz. Evet, sinek biraz dileklerimizin olacağını, sonunda bir birleşmenin, ortak mutluluğa kavuşacağımızı söyler. Evet, dileğimiz olacak ama biraz yavaş yavaş arkadaşlar. İkinci kartı seçen arkadaşlarım, cambaz kartı çıktı. Cambaz entrikayı, oyunu, bir kısmımız için ise tembel birisini, genel kurallara uymayan birisini anlatır. Dileğinizin sizin için hayırlı olup olmadığını düşünmeniz gerek. Zira dileğiniz gerçekleşecek. Evet, tuttuğunuz dilek gerçekleşecek. Ama mutlu olacak mısınız arkadaşlar? Bunun sonu belli değil diyor kartımız. Üçüncü kartı seçen arkadaşlarım, gece gündüz eşitlenme, iyi ve kötüyü ayırma dönemi. Evet arkadaşlar, burada gece gündüz yeniden başlamayı anlatır. Doğru yolu anlatır. Dileğimiz ise geçmişte canınızı sıkan olay artık size ferahlık verecek. Yani dileğiniz gerçekleşecek. Büyük bir ihtimalle geçmişte çok canınızı sıkan bir konuyla ilgili bu dileğiniz bir kısmınız için. Evet, dileğiniz gerçekleşecek ve artık feraha ereceksiniz dedi kartlarımız. Evet, Kova burcunun Temmuz ayı burç tarot yorum videosu bu kadardı arkadaşlar. Ağustos'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.